Kocam biliyor mu? Kocam biliyor mu? Bıraktı gitti. Allah'ım ne yapacağım ben? Ha. Allah bağışlasın Ümran. Pek tatlıymış. Kardeşinin. Bilmese ne işim var benim o iblisle? Bu daha ne kadar böyle sürecek Reşat? Personel konuşmaya başlayacak. Bir de yatakları ayırdılar dedikodusuyla mı uğraşacağız? Bir dahaki çay partini yatakta verirsin Umay'cığım. Sen bulursun bir çaresini. Peki. Kızımız nerede yattığını öğrendiğinde sen uğraşırsın. Bu arada yarınki programın nedir? Şirketteyim. Benim dernekle alakalı küçük bir seyahate çıkmam lazım günübirlik. İyi geceler. Cemal Bey, ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Sümüklü Ümmü'nün abisiydik, Cemal Bey olmuşuz. Haddini bil. Ben sadece buraya o zavallı kız için geldim. Sakın arkasında başka bir şey arayıp benimle böyle konuşmaya devam edebileceğini düşünme. Sen şu gözündekileri bir çıkar. Gözüne bakıp belki inanırız. Heh. Tek bir saygısızlık daha. Kalkar giderim. Sen buraya kalkıp gitmeye gelmedin. Pazarlık için geldin. Ne saçmalıyorsun? Şu suratıma bir bak. Her Allah'ın günü tecritteyim. Her Allah'ın günü linç. Burnumu çıkarsam kırıveriyorlar. Ne bekliyordun pislik herif? Kızını zincire vuran babayı ayakta alkışlayacaklar mı sanıyordun? Kızını doğurup ablasına terk eden bir zilliyi bütün Türkiye alkışlıyor ama. He? He? Ah Umay Hanım. Şimdi tıpış tıpış buraya gelmenin sebebini konuşabiliriz. Kardeşine ne kadar istiyorsan veririm. Ah, ah. Mahpusta para geçmiyor ama onu ne yapacağız? Hı? Ne istiyorsun? Bil bakalım ne istiyor. Senden bir ricam var Müdüran.
geçmiş olsun İbrahim. Geliyorum kızım. Geliyorum. Hocam. Hocam. Hocam akşam yemektesin. Kaçış yok. Hocam bu akşamki profesörler yemeği için. Ne yazık ki başka bir yere sözüm var. Tamam. Az kaldı. Geleceğim oraya. Buzdan şatonu kafana yıkacağım. Sonra da kızımı alıp gideceğim. Haldun Bey, ben nasıl oldu anlamadım. Bir karışıklık olmasın. Bugün diye biliyorduk. Yarın tahliye olacağından emin misiniz? Dediğim gibi Umay Hanım. Cezaevi yönetiminden dün haber geldi. Tecrit cezası aldığı için tahliye süresi uzamış. Anladım. Eminiz. Peki, teşekkür ederim. Ayet Hanım'ın psikoloğu geldi. Çalışma odasında konuşsunlar. Bir manken kadın gazetecilere yakalanmamak için şaşırtmacalı tahliye olmuştu. Gazetede okudum. Ben de ondan istiyorum. Bu nereden çıktı şimdi Ümran? Ben bir gün sonra çıkacakmışım gibi olsun. Kızıma sürpriz yapmak istiyorum. Hem de o pislik bilmesini istiyorum. Ümran, çocuk oyunu mu bu? Ama yani gördünüz işte, beni kızımla bile konuşturmadı. Yani bir kere değil, iki kere. Ya kesin bir işler çeviriyor. Onun oyununa gelmek istemiyorum. Senin o kadınla ilgili gerçekten yardıma ihtiyacım var. Ama bu benim işim değil. Şimdi lütfen çıkar mısın? Benim işim var. Ya mankene var da Ümran'a yok mu? Hasta bir adam benim babam. Ruhu hasta, kalbi hasta. Aslında nefret ettiğim kadar acıyorum ona. Ama korkmuyorum ondan. Yani bilmiyorum, korkmadım. Hiçbir zaman korkmadım. Ne babamdan ne de karanlıktan. Kömürlükteki karanlığa gözüm alışıktı benim. Babamın ruhundaki karanlığı çıplak gözle görebilirsiniz çünkü. Ben de o karanlığın içine doğdum. Babamın içindeki karanlık yüzüne vurmuştur. Şimdi şu pırıl pırıl odaya girse her yeri karartır. Gerçekten. Şaka gibi ama öyle. Gerçekten her yeri karartır. Işığı karartır benim babam. Karanlık bakışlarıyla,
söyledikleriyle, söylemedikleriyle her yeri karartır. Söylemediklerini biraz açabilir misiniz? Benden neden nefret ettiğini hiçbir zaman söylemedi. Bana neden dediğini hiçbir zaman söylemedi. Kömürlükte doğduğumu söyledi. Ama annemin anlattığı doğum hikayesi çok farklıydı, yani çok başkaydı. Annem çıktığında konuşacak çok şeyimiz var yani. Peki ya teyzeniz? Uyanmak istemediğim bir rüya gibi. Kızının adını boşuna hayal koymamış. Hayaline yürümüş bir kadın benim teyzem. Güzel, güçlü. Yakından daha güzel, daha güçlü. Bu sözler biraz hayranlık kokuyor gibi. Tabii ki. Kim hayran olmaz ki teyzeme? Ben de teyzem gibi olmak isterdim. Hatta size bir sır vereyim mi? Burada kalmak isterdim. Annemsiz olmaz tabii. Yani annemle beraber ama burada. Bu dünyada, teyzemin dünyasında bu dünyaya ait olmak isterdim. Beni sevmesini isterdim. Dünyasının bir parçası olmayı. Beni ailesinin bir parçası yapmasını isterdim. Hep beraber kocaman, çok mutlu bir aile olmak isterdim. O benim anne yarım. Hiç ayrılmayalım. Kocaman, mutlu, gerçek bir aile olmak isterdim. Cansel, misafirimizin eşyalarını topla. Ne yapacaksın artık? Sen de köyünde giyersin cicilerini. Hayat. Ben de artık kapısını kapatmaktan korkmuyor diye sevinmiştim. Ne yapıyorsun sen? Ben ne yapacağım vallahi? Annen ne diyorsa ben onu yapıyorum. Nasıl yani? Ne nasıl yani? Hayat Hanım gidiyor. Ne? Anne? Anne? Hayat gidiyor ne demek anne? Kızın dünyadan haberi yok. Cansel girmiş odasına bavul hazırlıyor. Ya şaka mı bu ya? Daha yarın teyzem gelecek. Daha tanışacağız biz, tanışacağız. Daha zaman geçireceğiz biz anne, tanışacağız ya. Bir şey söyler misin? Kimse buraya gelmeyecek. Hayat köyüne dönecek. Bu konuyu da tekrar konuşmak istemiyorum. O kız buraya ait değil. Ve ait olduğu yer olan köyüne dönecek. Lütfen kes artık bu ısrarı. Böyle konuşmamıştık. Böyle anlaşmamıştık anne. Kızı da beni de kandırdın işte. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Kız sana anne yarım diyor. Kendine gel artık Hayal. Çık şu ergenlikten. Karşımda hisleri yapma. Sen haberi bile olmadan kızın eşyalarını bavuluna sıkıp gönderiyorsun anne. Kız burada ne kadar mutlu görmüyor musun? Buraya ait değil. Burası onun dünyası değil, kendi dünyasına ait. Bizimkine değil. Sen
kendi yeğenini burada. Köyüne gidip ait olduğu hayatı yaşayacak. Bizimkini değil. İyi akşamlar. Riva'ya nasıl gidebilirim? İleride servislerimiz var. Onlara gidip devam edebilirsin. Gece son gecemiz. Şaka gibi ya. Hadi. Bak yapma ama artık. Hem ne demek son gecemiz? Ölüyor muyuz sanki? Feyzan konuşuruz kız. Ya da ne bileyim atlarsın babanın uçağına gelirsin. Yaparız yani bir şeyler. Bulduk artık birbirimizi. Teyzemi bile göremeyeceğim. Merak ediyordum onu. Tanımak istiyordum. Haksızlık bu ya. Hadi ama bak annen haklı. Hem biz ergen değiliz ki kocaman kızlar olduk artık. Hem ben... evimi çok özledim. Odamı özledim. Annenin de dediği gibi işte. Kendi dünyamı özledim. Ya hayat. Oho. Biz misafirimiz gelecek diyelim. Hayal Hanım hala kuzeniyle laklakta. Sen de tam bulmuşsun yani misafir gecesini. Bu gece hayatın son gecesi. Yarın annesini cezaevinden alıp evine dönecek. Hadi ya. Misafirlik kısa sürdü demek ha? Ya daha gezdirecektim onu. Şuradan İstanbul'a bile gitmedik ya. Bir saatten önce hayatta gelmez. Bir de tam gününde gelen şu gizemli misafir. Bu kafayla bir de misafir yani. Hadi niye oturuyoruz hala? Ya bakmayın bana öyle. İstanbul'a gelmişsin. En azından Boğaz'ı bile görmeyeceksen yüzümüze küfür et daha iyi. Şimdi buradan İstanbul'a gidip hızlıdan bir Boğaz turu atıp sonrasında misafire yetişiriz. Nasıl plan? Hadi. Ya hadi hadi. Hadi. Bir gün bile sabretmeden kızı apar topar göndermen hiç doğru olmadı Umay. İstersen artık şu gizemli misafirimize odaklanalım ha. Volkan sana kimin geleceğini söyledi mi? Çünkü ben bu saçma gündemlerin arasında soframa kimin oturacağını bilmiyorum. Kızı göndermeden bana danışmış olsaydın misafir kabul etmezdin Umay. Harika. Demek ki sen de bilmiyorsun. Çocukça. Bak Umay. Kızımız kuzeniyle gerçekten güçlü bir bağ kurdu. Bugün kuzeniyle. Dün astımı yüzünden göndermek zorunda kaldığımız köpeğiyle. Yarın yastığıyla. Kızımız herkesle bu hastalıklı bağ kurabilir Reşatcığım. Peki ya sen Umay? Sen neden kimseyle bağ kuramıyorsun? O insanlara destek olacaktık. Onca yaşadıklarına rağmen o köyde yaşamaya nasıl devam edecekler? Heh? En azından ablanla tanışabilmek isterdim. Bak hayır. Senden alamadığım cevapları ondan alabilmek için değil. Sadece kendisine destek olmayı teklif edebilmek isterdim. Sakın bana o kızdan kurtulacağımız için rahatlamadığını söyleme.
İnkar etme. Eğer kızının mızıldanmaları olmasa sen de benimle birlikte derin bir nefes alacaksın. Ve diğer konuya gelince annesinin sosyetik yılanın yardımını kabul edeceğini hiç zannetmiyorum. Şimdi müsaadenle misafirimiz için hazırlanmam lazım. Ya bari bir haber verseydik annenlere. Zaten haberi olacak. Çünkü onun arabasını alıyoruz. Ay ergen miyiz canım biz, hadi. Sağ ol canım. Kızlar, hazır mıyız? Hazır mı? Tabakhaneye gazlıyor yaş. Bunun misafirleri gelmiyor muydu bugün? Muhteşem üçlü misafir dinlemiyor. Şu zavallı kız bak, burada birkaç gün daha kalsaydı anasını şuraya yazıyorum. Kıskançlıktan delirmeye başlardı bizimki. Mevzu bahis Balkansa tabii kardeş çocuğu falan dinlemez vallahi yer. İstersen bir de seni yedin altı konuşalım. Ne oluyor be? Sen ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Senin karşında inen yok. Gazeteci muhabbetini anlamadın mı sanıyorsun? Ne diyorsun sen ya? Bak, sesimi çıkarmıyorsam sana değil, o senden açlık kalan anana, babana, kardeşine acıdığımdan çıkartmıyorum. Kabahatinle otur, edebinle aç ağzını. Ha, bugün ne kadar sustun da şimdi Hayal'in walkie-talkie'sine yapıştı, yüzüne bakmıyor diye bana patlıyorsun. Ümmü'den selam getirdim. Burası onun dünyası değil, kendi dünyasına ait. Bizimkine değil. Köyüne gidip ait olduğu hayatı yaşayacak. Turist, geldik. İn bakalım. Biz senin bastonunu unuttuk. Attım ben onu, bıraktım. Volker! Ay senin arkadaşların da her yerde. İki dakika selam verip hemen geliyorum. Ha, tabii tabii. Misafirini unutma da. Ne çok arkadaşı var ya. Herkes tanıyor. Ne haber? İyiyim, sen? Tek kusuru da bu zaten. Aynen. Kusur derken? Fazla sosyal. Hemen arkadaş oluyor. Hemen. Sevgilisi mi o? Yok canım. Yok, Volkan'ın sevgilisi mevkisi yok. Volkan zaten ona Volki diyen bir kızla olmaz. Yani lise çocuğu değil ki. İş adamı o, mimar. Sen bakma onun o sulu zırtlak arkadaşlarına. Sadece çok sosyal işte, eğlenmeyi seviyor falan. Parti kızlarıyla işi olmaz onun.
Kimin ne işi olur peki? Yok dedim işte sevgilisi falan. Kariyerini yapıyor daha o. Sen bakma o yanındaki kızlara. Onların hepsi kendi kendilerine gelin göbeği oluyor. Kızı güzelmiş ama. Ne? Bu mu güzel? At suratlı. Sen daha güzelsin be. Sağ ol be. Ben daha güzelim tabii o at suratlıdan. Sana bir şey diyeyim mi? Bak toynaklar iyiymiş ha. Toynak mı? Evet. Evet. Hadi gel. Hadi bir selfie çekelim. Hadi gel çekelim. Ay bakar mısınız? Merhaba. Siz kömürlükteki kız değil misiniz? Evet o. Ay o gerçekten. Şöyle bir fotoğraf hadi çekeyim mi? Bir selfie. Çekiyorum hadi. Saçmalamayın. Şuraya bakın. Bir saniye. Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ay, dur. Ay, dur. Ay, dur. Ay, dur. Ay, dur. Ne yapıyorsun? Dur. 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 Hayat! Benim fotoğrafıma bak, neler? Hayat? Hayat? Hayat yok. Misafirimiz geldi. Umay Hanım Neşet Bey'e haber verdi. Thank you.
almaya geldim.